Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda muhabbet kuşum yumurtladı, yavrusu çıktı. Bakımı nasıl olmalı? Sizlere onlardan bahsedeceğim. Daha öncesinde bana bu konuları sormuştunuz, yorumlarda gelmişti. Bazı konularımız geniş olabiliyor, o nedenle ben videolarını çekiyorum. Bu da o konulardan bir tanesi. Konuya şöyle başlayayım arkadaşlar. Muhabbet kuşu aldınız, tamam mı? Takım veya da ayrı ayrı aldınız bir şekilde ya da yavrudan yetiştirdiniz. Bunlar yumurtladı. Şimdi yumurtladıktan sonra kuşa, herkeste olan bir ihtiyaçtır bu. Bir baktınız yuvada yumurta var. Şimdi kuşa bakma ihtiyacı, yani bakım ihtiyacı daha da çok size ateşlenir. Yani kuşu ben nasıl daha iyi besleyebilirim düşüncesi mutlaka ve mutlaka gelir. Buna %100 inanıyorum. Ki bende de olmuştu. Ben de tabii ki de tecrübesiz şekilde büyüttüğüm çok yavrum, hani eksik bir şekilde büyüttüğüm yavrularım, takımlarım olmuştu. Ama daha sonrasında tecrübelendikten sonra bu bakımları yapmaya başlıyorsunuz ve kuşların daha kaliteli bir hale geldiğinin farkına varıyorsunuz. Şimdi öncelikle olmazsa olmazlarımız neler? Onlara bir gelelim. Olmazsa olmazlarımız kafeste arkadaşlar kalamar kemiği. Belli başlı kafeslerinde kalamar kemiği göremiyor olabilirsiniz. Şu an piyasada kalamar kemiği kıtlığı var. İstediğim gibi bulamıyorum. Elimde birkaç tane kalamar kemiği var. Onları da belli başlı takımlarıma koyuyorum. O nedenle bazı kafeslerimde yok. Ama olması gerekenlere mutlaka ve mutlaka koyuyorum. Gözümden kaçanlar oluyor. Onları da artık zamanla tamamlayacağım. Çünkü elimde çok fazla bir kalamarım kalmadı. Bu nedenle yok. Gaga taşlarımın içinde de olduğu için, mamalarımın içine de tozunu kattığım için kalan kalamar kemiklerini mesela bakın şöyle göstereyim. Şöyle ufak tefek parçaları ben biriktirip robota çekiyorum. Mamamın içine kattığımda onun da eksikliğini karşıladığı için gözden kaçırsam da herhangi bir problemim olmuyor. Şimdi bunları zamanla tamamlarız, önemli değil. Ama öncelikle kalamar kemiği, gaga taşı kafesinizde olmalı. Bunların da güzel gaga taşını güzel bir kemirmişler. Ben daha yeni taktım. Bir gün içinde gaga taşı bitiriyorlar artık. Sonrasında kuşlarınıza kum vereceksiniz arkadaşlar. Muhabbet kuşlarının olmazsa olmazlarından biri de kumdur. Neden? Şimdi kumunu verdiniz, tamam mı? Bakın burada bir kumun içine kumumuz var. Bu kumu verdikten sonra kuşlarda kursak olduğu için, mide olmadığı için sindiremezler. Yani o kasılma hareketini bunlar yapmaz. Yani kursaklarını ancak taşlar yediklerini sindirtebilir, bunlara öğüttürebilir. Bu taşlarla, kumlarla öğütebilirler. Yani yedikleri yemleri, mamaları vesaire. Kusmanın olmaması için, ciddi manada sıkıntılar yaşamamanız adına kum da olmazsa olmazlarından. Şimdi bunları tamamlıyorsunuz. Şimdi bunun yanında bir de besinler var. Yani kuşlarımıza vermemiz gereken, yavrularını ve eşini beslemesi için yapmamız gereken belli başlı bakımlar var. Bunlar nedir? Öncelikle kuşların olmazsa olmazı yem, su, mama. Bu üçlüyü kesinlikle eksik etmiyoruz kuşlarımızda. Yemi taze olmalı, sürekli olarak tazelenmeli. Asla kuş yemsiz kalmamalı. Yine aynı şekilde suyu da. Ben mesela fark ettiyseniz belli başlı zamanlarımda kafeslerimden suları çekiyorum. O bunu da neden yapıyorum biliyor musunuz? Sulukları yıkamak için bir. İkincisi, suluklara vitamin, probiyotik gibi maddeleri ekleyebilmek adına biraz susamaları gerekiyor. Ama bunu asla ve asla geciktirmiyorum. Suyu çektim. Yarım saat içinde maksimum hepsini hallediyorum ki o süre bile fazla. Ama suluğum fazla olduğu için mecburen bunu yapmak zorundayım. Suyu dinlendiriyorum aynı zamanda. İçme suyu veriyorum eğer içine bir şey katacaksam. Bunları yaptıktan sonra kuşa hemen servis ediyorum ki zaten hepsi birden gömülüyor. O suyu içmeme gibi bir şeyleri kalmıyor. Yani ben onların içtiğini görüyorum. Şimdi dediğim gibi bunların olması şart. Mamayı da hani soruyorsunuz, hani sen nasıl yapıyorsun falan filan diye bir ton mama videosu var kanalımda. Açın birini izleyin. Tek farkı ne biliyor musunuz? Yavrulu yumurtalı kuşa kızıştırıcı verilmez. Yıma yaptığımız mamalarda tek fark budur. Bunları yapmadığınız müddetçe, yani içine kızıştırıcı koymadığınız müddetçe gayet güzel bir şekilde mama hazırlamış olursunuz. Şu anda da gördüğünüz gibi kuşlarıma yine pancarlı mamasını verdim. Pancarlı mamayı gerçekten çok seviyorlar. Ben robota çekiyorum artık, daha kolayıma geliyor. Daha bir zamandan tasarruf ediyorum. Çünkü rendeleme, suyunu alma falan da filan da derken ölme şeyim ölme. Yani beni bayağı bir uğraştırıyor. Neyse, mamasını, suyunu, yemini onları da taze vermeye başladınız. Bunun dışında ne yapacaksınız? Kuşlar yumurtadayken kesinlikle ama kesinlikle rahatsız etmeyeceksiniz. Birinci kural bu. Rahatsız etmediniz, tamam, bunu da geçtik. Daldarı. Erkek güzel bir şekilde beslensin. Güzel bir şekilde sıvısını alsın ki dişiye de güzel bir şekilde kussun. Dişi yumurtadayken onu tekrar tekrar yumurtadan kaldırmayalım. Amacımız bu. Yani hem rahatsız etmeyeceğiz, hem güzel besleyeceğiz ki erkek de dişisini güzel beslenebilsin. Hem de dişiyi beslerken kendi vücudundan bir şeyler eksiltmesin. Aslında amacımız bu. Sonrasında neler yapıyoruz? Yulafını, eğer bu papağansa çekirdeğini, belli başlı zamanlarda tabii ki de,
Çekirdeğini. Ben mamaya buğday ruşemi de katıyorum. İyi geliyor kuşlara. Tokluk açısından verdiği ekstra olarak zaten değerli bir besin kaynağıdır. Bu buğday ruşemi. Bunun da videosunu çekmiştim. Dediğim gibi bunu da kullanabilirsiniz mamanıza. Ekstra olarak kuşlarınıza verme gibi bir şansınız yok ama mama da verebilirsiniz. Bunlar temel şeylerimiz. Yani verirseniz eğer kuşlarınıza güzel bir bakım sağlamış olursunuz. Peki nasıl bir periyotta uygulayacağız biz bunları? Şimdi kuşunuz yumurtladı, tamam, ilk yumurtayı bıraktı. Yumurtayı bıraktığından itibaren asla ve asla kuşlarınıza kızıştırıcı vermiyorsunuz. Kavuçtu, yaş naneydi, işte ne bileyim çakşırotu tozuydu, keçi boynuzu tozuydu. Bunları katmıyorsunuz. Kızıştıracak herhangi bir malzeme mamada bulunmamalı. Sonrasında haftada kendinize göre uygun olan günlerinizi belirleyip kuşlarınıza mama veriyorsunuz. Bu mama günleriniz tabii ki de ben hani söylemiyorum herhangi bir şey. Ben kendime göre ayarlıyorum. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama haftada 3 gün verseniz çok daha iyi olur. Kumu zaten sürekli kafeste olacak. Yulafı haftada 2 defa verirseniz güzel bir beslenme sağlamış olursunuz. Daldırıyı da ben haftada 1 defa uygun görüyorum. Çünkü bu kadar besinin yanında ekstra olarak bir de daldırıyı sık verirseniz kuş bu sefer yağlanmaya geçer. Yağlanan kuş da size ilerleyen günlerde problem çıkartır. Hem kendisi için hem sizin için. Hani Allah korusun kuşun ölümüne kadar gider bu eğer çok fazla obez olursa. Zaten fazla kilo iyi değildir. Kuşlar için de geçerli bu. Ben dediğim gibi bunları uygularsanız belli başlı periyotlarda vitaminin de aynı şekilde vitamin ve probiyotin de haftada mesela atıyorum mama verdiğiniz günlerden birinde vitamin birinde de probiyotik kullanırsanız sizin için çok çok daha güzel olacaktır. Parazit kürlerini zaten ben söylemiştim, onlara girmiyorum şimdi. Bakımını bu şekilde yapabilirsiniz. Peki yavru çıktı. Yumurtalı kuşunki de söyledik. Yavru çıktı. Kızıştırıcı yine vermiyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Kızıştırıcı yine vermiyorsunuz. Çünkü bu sefer kızışıp çiftleşir. Yavruyu unutur ya da döver, öldürür, parçalar bir şeyler yapar. Kesinlikle ama kesinlikle dediğim gibi yine kızıştırıcıyı unutuyorsunuz yavrulu kuşta da. Fark ettiyseniz ben asla ve asla tek bir tip mama hazırlamam. Eğer hazırlıyorsam bunun hepsi ya sade olur yani kızıştırıcı olmadan olur. Ama ben full hepsine havuç kattığımı hiç hatırlamıyorum. Asla ve asla hiçbir altı dolu kuşuma havuç verdiğimi ben hatırlamıyorum. Özellikle ayrı ayrı mamalar hazırlarım. Biri sadedir. Önce altı dolu olan kuşlarıma sade mamayı veririm. Sonra içine havucu eklerim. Karıştırırım güzelce. İkinci posta mamamı da altı boş olanlarıma veririm. Ki hani böylece bir kızışma şeyini oluşturmayalım diye. Böylece ben dikkat ederim. Siz de buna dikkat ederseniz çok çok daha iyi olur. Yavrunuz çıktı. Neler yapacaksınız? Sizin yapmanız gereken herhangi hiçbir şey yok. Anne baba gereken şeyleri yapar. Tek yapmanız gereken şey kontrol. Kuşlarınızı kontrol edeceksiniz. Açın yuvayı bakın. Şöyle bakın ama. Hani anne yuvadan mesela atıyorum dalları koydunuz ya kafese. Günde bir defa akşamları bakın. Ya da yavrunun çıkma zamanını takip ettiyseniz o zamanları bakın. Yuvayı açtınız, tamam mı? Anneye dışarıya bir tane dalları koyun. Baba zaten anneyi çağıracaktır. Anne de dalları yemeye çıktığı an yuvayı açabilirsiniz. Taktik bu. Şu an benimkiler alışık olduğu için sıkıntı yaşamıyorum ama sizinki huylu bir kuşsa kesinlikle bunu uygulamalısınız. Yumurtaya yavruya kesinlikle el sürmek yok ilk kuluçkalarında. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Benim kuşlarım alışık olduğu için ben bu kadar rahatım. Ama sizin elinizdeki ilk takımınızsa ve ilk kuluçkasıysa kesinlikle uzak durun. Tedirgin davranın. Sizin için karlı bir işlemdir bu. Yumurtalara, yavrulara baktınız. Sağlam yavrunuz çıkmış, beslemiş mi? Kursağına bir bakın. Kursak eğer boşsa ki ilk çıktıktan bir yarım saat içinde falan beslemek durumunda kuşlar genelde beslerler. Maksimum bir saati bulur ama hiç bulduğunu görmedim. Eğer bir saati bulmuşsa o yavru zaten bir süre sonra güç kaybına uğrayıp ölüyor. Kuşlar genelde yarım saat içinde beslerler. Baktınız beslemiş, ellemeyin. Baktınız beslememiş. Varsa başka takımınız ona kaydırın alternatif ama yoksa elle beslemek zorundasınız ki o yavrunun yaşama ihtimali genelde düşük oluyor. Onun da bilgisini vereyim. Maalesef dost acı söyler. Bu tip şeylerde anne kursağındaki süt önemlidir. İlk kursak sütü verilir. Biz de bunu dışarıdan elde edemeyeceğimiz için o yavruyu büyütmemiz maalesef ki çok 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 zor. Kaliteli mamalar lazım. Onları da o an elinizin altına bulundurmadıysanız durum birazcık vahim. Sonrasında kuşa gerekli bakımı da uyguladınız. Ekstra yapmam gereken bir şey var mı diye sorulur hep. Hayır arkadaşlar, yok. Yavrularınız büyümeye başladıktan sonra bir 15-20 günlük civarındayken yuvaya tek yapmanız gereken şey yine aynı bakıma devam edip dalları koymak. Şunu fark ettiniz diyelim, kuşunuz yağlandı.
Verdiğiniz ne bileyim sürekli bakım yaptığınız kuş bir bakmışsınız yağlanmış, yağ tabakası olmuş. Bakımı bir anda kesmeyin. Kilo yapacak neler var? Atıyorum yulaf var, tamam mı? Daldarı var. Daldarıyı sadece yuvaya koyarsınız, yarım yarım koyarsınız. Mama, mamayı bir anda kesmeyin. Azaltın miktarını. Günlük atıyorum 3 kaşık mama veriyorsanız siz bu kuşa ve hepsini bitiriyorsa bunu 1-1,5 kaşığa düşürün, yarı yarıya düşürün. Daha sonrasında mamayı kesin ki kuş güzelce dediğim gibi onları yavaştan eritmeye başlasın. Ama diğer malzemelere kesinlikle devam. Yemi vermemezlik etmeyin, yavruyu beslemez. Aç olan kuş hiçbir şekilde yani yavrusuna neyle yemek versin, yavruyu neyle büyütsün? Mecburen o yavruyu büyütüp yeme düşürmesini daha sonrasında kuşun yağını eritmeyi bekleyeceksiniz. Sadece birazcık ekstra malzemelerinden kısarak önlemini alabilirsiniz. Onun dışında da elimizden herhangi bir şey gelmez. Yavruyu yeme düşürür. Kuşu çekersiniz salmaya. Güzelce hem dinlenmiş olur hem zayıflamış olur, yağını eritmiş olur. Alırsınız atarsınız şeye. Dediğim gibi kendi kafesine tekrardan eşinin yanına. Öylece yavrusunu alırsınız. Bu arada bu erkeğin yüzünde de bir deformasyon kaldı. Bilginiz olsun. Onu da haberini vereyim. Bildiğiniz ağzının içi gözüküyor. Gagasının bir kısmı yok. Yani dediğim gibi bu sezonu kapattı ama uysal dişim var işte. Yanına eğer onu atarsam kabul ederse olur. Olmazsa canı sağ olsun ben bakarım ona. O konuda zaten hiçbir şekilde bu erkeğimi ziyan etmem. Ama paşaya çok üzüldüm. Halen daha onun yani paşa ve sultanın yarası halen daha içimde. Çok mükemmel bir takımdı. Hiçbir şekilde inkar edemem. Son olarak arkadaşlar ben tekrardan bir söyleyeyim. Videomuz aslında bu kadardı. Konularımız bu kadardı. Yapılması gereken bakımlar bunlar. Onun dışında da herhangi bir paniğe ne bileyim aman yavru şöyle olur mu böyle olur mu deyip panik yapmanıza, fevri hareket etmenize gerek yok kesinlikle. Siz sadece sakin olun. Yavrularınızın büyümesini, keyfini çıkartın. Tabii ki de kontrollerinizi yapacaksınız. Tabii ki de bakacaksınız. Hiçbir şekilde bakmayın demiyorum. Çünkü bu sefer kontrolsüz büyümüş olurlar. Allah korusun yuvada ölse yavru orada çürür yani. O nedenle de kontrolsüz kalmayın ama kuşu da bunaltmayın. Birazcık taktiksel oynayın yani anlatacaklarım bunlar. Onun dışında son olarak tekrardan ben bir satılık kuşlarımı göstereyim. Bakın bir tane afacanım burada. Kıtı kıtı koşup koşup duruyor. Annesi de tekrardan yani üvey annesi yumurtlayacak benim kızım. Tekrardan yumurtlamayı bekliyor. Çiftleşiyorlardı. Bakayım yumurta daha gelmemiş. Ama yumurtlasın inşallah. Hayırlısıyla ben bunlardan tekrardan yavru almak istiyorum. Çünkü bu kuluçka kaydırmalarla, yumurtadan kalkmalarla falan da filan da heba oldu maalesef ki. Tekrardan ben dediğim gibi satılık olanları göstereyim ve videomuzu kapatayım. Buradaki Kremino DF dişim, yuvadaki o az önce gösterdiğim yavrum ve hemen dönelim bu tarafa. Buradaki sürekli mıç 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 anlaşan asla ve asla benim memnun kalmayacağınızı düşündüğüm yani şöyle söyleyeyim asla ve asla memnun kalmam demezsiniz. Kalmadım demezsiniz yani öyle söyleyeyim. Öyle bir takımım bu. Bu satılık. Bu erkeğimi biliyorsunuz ki ben şuradaki dişimle eşlemek istemiştim. Ama maalesef ki eşleyememiştim. Dişi kabul etmemişti. O nedenle bunları eşlemiştim. Yani bunları eş tutmuştu. Öteki dişimde sarı DF erkeğimi almıştım. Bakalım. İnşallah bunlar da hayırlısı değil sahibine kavuşur. Erkeğin kuyruk tüyünü ben çektim. Bunu daha önce de söyledim diye hatırlıyorum. Deforme olduğundan kaynaklı olarak ben çekmiştim. Herhangi bir sorun yok. Bugünlük benden bu kadar. Konularımız bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Çünkü gerçekten ilk kuluçkası olup da panik yapan ne bileyim bir bakamam düşüncesiyle bana acil diye yazan arkadaşlarımız vardı. Herhangi şekilde paniğe yer yok. Anne baba zaten yapması gereken üstüne düşeni yapar. Acemiliktir atlatılır. Yavrudur büyür. Herhangi bir problem olacağını zannetmiyorum. Hakkımıza hayırlısı olsun inşallah. Benim diyeceklerim bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.